Thank you. 2022 yılınız kutlu olsun. Ben Erdin Çomaç. 2021 yılının son fotoğraf çekmek kolayına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, iyisiyle kötüsüyle koskoca bir yılı geride bıraktık. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Fotoğraf çekmek kolayında birinci yılını kutluyoruz. Bu bir yılda bununla beraber tam tamına 68 içerik üretmiştim. Sıfırdan 2000 abone sayısına az kaldı. Bu sürede 55.000 izlenme sayısına ve 3800 izlenme saatine ulaştık. Ulaştık diyorum çünkü ben istediğim kadar içerik üreteyim. Siz olmasanız bu içeriklerin hiçbir anlamı olmazdı. Bundan dolayıdır ki bu kanala gösterdiğiniz teveccüh için binlerce teşekkürler. Burada yapılan işin hiç de kolay olmadığını belirtmekte zannediyorum fayda var. Düşünsenize bu işten 5 kuruş para kazanmadan her hafta en az bir izlenebilir içerik üretmek. Bu bazen toplamda 8-10 saatlik bazen birkaç günlük emek anlamına geliyor. Görüntü kalitenize, ses kalitenize dikkat edeceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Ancak daha da önemlisi verdiğiniz bilgilerin doğruluğuna faydasına ve anlaşılırlığına daha da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu kanal bir teknik kanal. Yani bu kanal bir ne bileyim ben hadi hep beraber yemek pişirelim kanalı değil. Dolayısıyla çok daha fazla, çok daha yoğun bir dikkat gerektiren konular işliyoruz. Konular işledik, işlemeye de devam edeceğiz. Şunu da saklayacak değilim. Zaman zaman bir basit teknik arızadan dolayı saatlerce harcanın zemeğinde boşa gittiği zamanlar oluyor tabii. Sil baştan başlayacaksınız, vazgeçmeyeceksiniz. Samimiyetle söylüyorum, çok da kolay değil. Ha, yanlış alamayın, birçok kez de bırakmayı düşünmedim değil yani. Fakat inanın ki bırakmadıysam, sizlerden gelen destek sayesinde bırakmadım. Bundan dolayı da sizlere binlerce teşekkür etmek istiyorum. Ha, ayrıca özel teşekkürü hak eden, elimde kocaman bir liste var ama, şimdi sizlere bu isimleri tek tek okumama zaten gerek yok. Çünkü o isimler kendilerini biliyor. O isimlere de, ayrıca özel bir teşekkür borçluyum. Bu kanal bende müthiş bir insan kazanımı sağladı. Bu ülkenin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine varıncaya kadar. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerden, başta kardeş Azerbaycan olmak üzere birçok Türkiye devletinden de çok güzel sevgi dolu yorumlar geldi. Bunun için de teşekkürler. Evet bu kanal daha henüz para kazanmıyor ama sizlerden gelen sevgi bana şu ana kadar yetti de arttı. Yine teşekkürler bir teşekkürü de bu işin başından şu ana kadar yanımdan hiç ayrılmayan, en canımın sıkın olduğu dönemde daha hep arkamdan itekleyen sevgili yengenize bir teşekkür de benim bu konuda desteklerini benden esirgemeyen çocuklarıma ve özellikle ses mühendisi olan oğlumun verdiği bana destek için de kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hay Allah birden bire Oscar töreninde Oscar almış, kürsüye çıkmış ve elindeki uzun listede herkese teşekkür ediyor gibi hissettim. Yani evet ben de tabii ki ne bileyim ben yönetmenime, kameramanıma, video ve sound editörüme, ne bileyim ben yazarıma, kurgucuma, konu üreticime vesaire vesaire teşekkür etmek isterdim. Ama bütün bunları tek başıma yaptığıma göre o halde bir teşekkür de kendime de. Ve evet, lafı burada bitireyim. Sevgili dostlar gelelim Fuji Film'in 2021'de yaptıklarına ve 2022'deki beklentilerimize. 2021 yılı Fuji Film için aslında oldukça hareketli geçti. Gerek kamera gerek lens açısından boş durmadılar ve birbirinden kaliteli, bütçe dostu ürünler sürdüler piyasaya. Neler gördük neler? Şimdi tek tek mi sıralamak gerekiyor ama yani o kadar çok kamera çıkarttılar o kadar çok lens çıkarttılar ki e, hakikaten inanılmaz doğru bir politika uyguladılar ve orta segmenti hedeflediler. Şöyle bir akıllı politikaydı bu. Pandemi gibi zor bir yılda e, hani flagship dediğimiz yüksek ürünlerle vakit kaybetmediler ve orta segmentte pazarı canlı tutmayı becerdiler. Bu konuda da tebrik etmek lazım. Bir de yani lens konusunda hele şaşırtıcı bir şey. Zaten çok kuvvetli olan lens koleksiyonuna, lens koleksiyonuna yine muhteşem ürünler mesela 10-24'ü yenilediler, 70'e 300'ü çıkarttılar, 16-80'i çıkarttılar, 27 mm f2.8'i çıkarttılar, 16 mm f2.8'i çıkarttılar, onunla yetinmediler, f1.4 serisini yenilediler, 18 mm f1.4, 23 ve 33 f1.4, ne bileyim x4'ü çıkarttılar, x 10u çıkarttılar yani çok şey yaptılar. Onla onunla da yetinmediler. E, yıl sonuna doğru XT3'ün Worldwide serisini çıkarttılar. XT30'un Mark 2'sini çıkarttılar. Çıkarttılar da çıkarttılar sevgili dostlar. Ha, bununla yetinmediler mi? Hayır. Orta formatta devrim yarattılar. Bir kere GFX, GFX, GFX 100S ile. Onunla da yetinmediler. GFX 50S 2'yi çıkarttılar. E, dünya kadar lens ilave ettiler koleksiyonuna. Hani ve devam ediyorlar. Şimdi gelelim benim 2022'den beklentilerime. Aslında Eylül sunumunda bunun da ipuçlarını vermişlerdi. Çaktırmadan vermişlerdi. Hafif geçiştirmişlerdi. Dikkati başka şeylere yönelterek yapmışlardı. Sürprizi bozmak istememişlerdi. Ne yaptılar? İşte lenslerdeki şeyin üzerine gittiler. En sonunda da çok küçük bir ibare. Back illuminated X-trans stack sensor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Tamam arkadan ışıklandırma. Zaten şu andaki sensörler de arkadan ışıklandırma ama o stack kelimesi katmanlı sensör demektir. Ve bu şu anlama geliyor. Çift katman anlamına geliyor. Çift katman demek bir kere daha hızlı bilgi alışveriş demek. Çift katman demek daha hızlı otofokus demek. Ee, daha çok şey bekleyebilmek demek. Daha yüksek çözünürlük demek. Bu, bu haber beni en çok heyecanlandıran haber oldu 2022 için. Bu zannediyorum ki zaten bizim şikayetçi olduğumuz o kontrast tabanlı otofokusun de değişmesi anlamına de geliyor demek. Daha hızlı, daha güvenilir, daha yapışkan bir otofokus anlamına geliyor demek. Ee, belki 40, belki 40 daha da fazla megapiksel anlamına geliyor demek. Şimdi bunlar biz hangi hangi ürünlerde göreceğiz? Neyi bekliyoruz? Valla kesin olan bir şey var. Tahmin ediyorum ki 2022'nin birinci çeyreğinde x ile başlayacaklar bunlar ve benim aldığım bilgiler doğruysa da iki ayrı modelle beraber gelecekler, iki ayrı, ayrı versiyonla. Ne bileyim ben, belki versiyonlardan bir tanesi 40 megapikselli olacak, 44 megapikselli olacak. Ya da versiyonlardan bir tanesi de tamamen video sentrik olacak, video odaklı olacak. Belki 16 megapikselli olacak şu meşhur markaların bir tanesi olduğu gibi. Ee, belki 6K olacak, belki 8K olacak. Belki 8K 120, 6, 4K 120 frame olacak. Belki 6K 60 frame olacak. Belki 8K 30 frame olacak. Belki de 4K 24 frame yetmeyecek. 240 frame'e kadar çıkacaklar. Başka ne bekleyebiliriz? Tabii ki şu şeyleri de bekleyeceğiz. Şu anda ne vardı? H264 var, H265 var. E belki RAW formatını bekleyebiliriz. Belki Apple ProRes'i bekleyebiliriz. Ya, biz bekleriz. Onlar yapsın. Ama yapsalar ne güzel olur değil mi? Isınma problemi olmayan bir makina belki de bekliyoruz. Gerçekten video tabanlı. E buna da ne uyar biliyor musunuz? E zaten onu da açıklamasını yaptılar. Video merkezli bir lens. Yanılmıyorsam 18'e 120 idi galiba. Belki onu beraber çıkartacaklar bu kamerayla beraber. Ama büyük bir devrim yaratacaklarına eminim çünkü şu anda biliyorsunuz bu otofokus ve den dolayı e, ee, Fujifilm'in video sektöründe bir gıdımcık geride kaldı. Ama şunu söyleyeyim ben size. Çıkacak XH2'nin video modeli %99 Netflix onaylı olacaktır. Yani piyasayı çok kızıştıracak Fujifilm. Özellikle video sektöründe. Ne bileyim ben çift katman olur mu bilmiyorum ama yani belki X-Trans ile Bayer sensörün aynı anda kullanı kullanılabilmesi anlamına da geliyor olabilir. Yani çok anlamı geliyor olabilir arkadaşlar. Bekleyip görelim ama çok büyük sürprizlere de bence açık olun. Bombalar patlayacak arka arkaya. Diğer XH2'de belki de daha fotoğraf sentrik olacak. O zaman belki bir 44 megapiksellik bir yüksek çözünürlüklü bir sensör. E onda ipucunu aslında yeni çıkarttıkları prime lenslerle beraber verdiler. Yeni F1.4'lerle. Farkında mısınız? 18 ile, 23 ile, 33 ile. Bakalım bekleyelim görelim. Ha, yıl sonuna doğru Umuyorum ki bir XT5 de gelecek. O da tam bir fotoğraf ya canavarı olacak. Ne olacak? Bu sayede ha pardon bu sensör sayesinde büyük ihtimalle o videodaki rolling shutter sıkıntısı ortadan kalkacak. O, o da önemli bir detay. Başka ne olabilir? Yani hayalinizle sınırlı bu gelişimler. Farklı mısınız? Tekrar döneceğim ben şeye <laughs> video olan. Belki de bir SSD e, bağlama veya SSD'ye kayıt imkanı bile sağlayacaktır. Kim bilir? Lenslerle ilgili de bu sene içine tahmin ediyorum ki 150'ye 600'ü çıkartacaklar. Zaten onun anonsunu vermişlerdi. 18'e 120'yi de bekliyorum ben video ile beraber. Daha doğrusu x 2 ile beraber. Ama onun haricinde başka neler yapacaklar hep beraber oturup göreceğiz. Benim içimden geçenlerden bir tanesi. Daha yüksek segmente belki e, hitap edecek olabilirler ama yani çok da tuttuğu x Dolayısıyla belki bir x 20 İstemek çok mu olur? Bilemiyorum. Ama gönül istiyor. Ha, siz anlıyor musunuz? Orta formata duracaklar. Muhtemelen GFX 50S'in nasıl Mark 2'sini çıkarttılarsa bence GFX 50R'ın da Mark 2'sini çıkartacaklar. Belki daha gelişmiş bir otofokusu ile GFX 100S'in belki Mark 2'sinin üzerinde çalışıyor olabilirler. Bilmiyorum yani bunlar benimkisi tamamen varsayım. Herhangi bir duyum değil. Ama istemenin sonu yok demiştim size değil mi? Daha ucuz, daha güzel, daha kaliteli makinelerin peşine koşuyoruz. Ve şu ana kadar Fuji film gerçekten bunları verdi biliyor musunuz? Ha ayrıca çok büyük bir teşekkür Fuji film Türkiye. Ye. Öyle bir fiyat politikasına sahipler ki bu fiyat politikası sayesinde yurt dışı ile aynı fiyata satmayı beceriyorlar ve onda da inat ediyorlar. Zaman zaman buradaki fiyatlar yurt dışına daha ucuz olduğunu da hatırlatmakta da fayda var. Diğer markalar gibi değil. Yani böyle bir verginin yoğun olduğu, ithal ürünlere verginin bu kadar yoğun olduğu bir memlekette bunu Fuji filmin başarması müthiş bir başarı. Onlara gönülden, kalpten teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, 2022'yi gönlünüzdekileri gerçekleştirebildiğiniz, sağlıklı, huzurlu, bereketli ama daha da önemlisi sevdiklerinizle beraber geçirmenizi diliyorum. Ben Erdinç Çamaç. 2021 yılının son fotoğrafı çekmek kolay. Bu kadar. Hoşçakalın. kalın.